Merhabalar arkadaşlar. Roma rakam yani ilgisiz cümleyi paragraftan bulup çıkaracağımız bir soru var karşımızda. Hemen birinci cümleye bakıyoruz. En iyi bilinen iklim sınıflandırmalarından bir tanesi Alman meteorolog ve iklim bilimci Vladimir Köppen tarafından 1900 yılında ilk olarak yayınlanan ampirik bir sistemdir diyor. Güzel. Konuyu anladık. Eğer paragrafın devamı bu cümle şeklinde gidecekse Köppen tarafından yayınlanmış olan ampirik bir iklim sınıflandırma sistemini anlatması gerekir. İkinci cümle Cümle köppen çok iyi hangi köppen birinci cümlede detaylarını da verdiği ile demir köppen çok iyi köppen formüller tasarladı geliştirdi ne yapan daha yeni tespit edilmiş bitki örtüsü bölgelerine tasvir edebilen anlatabilen ısıyıp birinci tanımlayıcı kriter olarak kullanarak diyor arkadaşlar bu konu bütünlüğü var. Ama kafamızı şu karıştırmış olabilir. Divide past yukarısı present diye düşünmüş olabilirsiniz. Nasıl böyle bir geçiş oldu? Sonuç olarak Köppen 1900'e yayınladığına göre bu formülleri de geçmişte tasarlamıştır. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Yani geçiş sağlanabilir. Devam edelim. 3- The Köppen System, The Köppen System hangi sistem? 1 ve 2'de anlattığı iklim sınıflandırma sistemi. Çok iyi. Köppen System diyor, çeşitli faktörleri e, benimseme kabul etmekte başarısız olmakla eleştiriliyor. Eksiye geçti dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Eksi yazdım yanına. Ne gibi faktörlermiş bunlar? Güneş ışığı, rüzgar, periyodik kuraklıklar ya da diğer aşırı olaylar, ekstrem olaylar, hava olayları ve çevresel değişiklik gibi. Güzel. E, dörde geldiğimizde steel diyor. Steel ne yapar? Geçiş bağlayıcı arkadaşlar biliyorsunuz. Yine de demek zıtlık yapacak. O zaman ön cümle eksi olduğuna göre bunun artı olması lazım. Hala yine de o... Bu arada it neye refere etmektedir? Tabii ki the köppen sisteme refere etmektedir. Güzel. O halen diyor, Geniş ölçüde kullanılan e, dünyanın iklimlerini sınıflandırmanın e, bir aracı olmaya devam etmektedir. O zaman buraya ne yazıyorum? Artı. Devamladı diyor ki çünkü diyor daha yeni sistemler daha karmaşıktır ve çalışılması daha zordur diyor. Güzel. Yani e, eksi artı geçişte sağladı. Elimizde şimdi 1, 2, 3, 4 oturdu. Acaba 5 buraya sığacak mı? Bakalım. They onlar. Onlar kim olabilir? Herhalde en iyi olabilecek şey bir önceki cümledeki Newer Systems'dır. Devam edelim. Ancak, bir dakika. Ancak geçiş sağlar fakat şöyle bir durum var. Because'dan sonra daha yeni sistemlerle ilgili Nasıl konuştuk? Bakın yanında artı yazıyor ama bu artı because'un önündeki ana cümleyi refer ediyor. Because'dan sonraki sebep anlatan cümlemiz arkadaşlar daha yeni sistemlerin çalışılması zor ve kompleks olması nedir? Eksidir. O zaman şimdi 5'te de artı bir cümle görmek gerekir. Onlar ancak da e, kullanması daha zordur diyor. Çünkü onlar dediği yine aynen e, daha yeni sistemlere refer ediyor. Karmaşık e, iklim gözlemlerinin yorumlanmasına dayalıdır ve sıklıkla sonuçlar üretirler. E ee, ürettiği sonuçlara baktığımızda diyor ki daha yaygın şekilde kullanılan ampirik sınıflandırmalarla çatışan sonuçlar üretir diyor. Yani bu nedir? eksidir. O zaman yeni sistemler eksi konuştuk. Sonra ancak deyip bir daha eksi yazamayız. Demek ki her ne kadar referansımız örtüşse, hatta konu bile örtüşse bile bağlaca bakılırsa ne olması gerekiyor arkadaşlar? 5 numaralı cümlenin bu paragraftan atılması ve böylelikle de paragraf bütünlüğünün sağlanması gerekiyor. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir kelime sorusu var. Hemen cümleyi incelemeye başlıyoruz. Diyor ki insanlar yenilenemeyen kaynaklara bel bağlamaya güvenmeye eğilimlidirler. Ki bunlar doğuz dediği de non-renewable resource'a refer ediyor. Ki bunların tedariği miktarı kısıtlıdır, sınırlıdır, finite ya da zamanlı bir şekilde nokta nokta edilemiyordur diyor. Şimdi kısıtlı e, ya da Galiba burada da olumsuz bir şey olacak ama not bu olumsuzluğu bize verecektir arkadaşlar. O zaman bulacağımız kelimenin pozitif olması lazım. Çünkü sonuçta bizim anlattığımız kaynaklar non-renewable resources yani yenilenemeyen kaynaklar. Zaten olumsuz potada olan kaynaklar prevented dersek prevent önlemek demektir zamanlı bir şekilde önlenemeyen kaynaklar diyemeyiz eledim demanded zamanlı bir şekilde talep edilmeyen aslında talep etmek olumlu ama kaynakları tüketme bakımından bakıldığında talep etmek onu ne yapar eksi yapar o zaman bunu da düşünmedik. Ne kadar arz taleple ilgiliymiş gibi dursa da cümle. Convert dönüştürmek zamanlı bir şekilde dönüştürülmeyen ama neye dönüştürülmeyen? Yani bir muğlaklık eksiklik var. Decrease zamanlı bir şekilde azaltılmayan kaynak dersem azaltmak kelimesinin kendisi zaten olumsuz arkadaşlar. Bize olumlu bir kelime lazım. Replenish kelimesi yenilemek demek arkadaşlar. E, yerine koymak demek. O zaman pozitif bir kelime mi? Evet bir kaynağın yerine konulamaması onu yenileme, yenilenemeyen bir kaynak yapar mı? Evet yapar. Cevap iş cümleyi son olarak bir kere daha toparlayalım. Diyor ki insanlar yenilenemeyen kaynaklara güvenme eğilimindedirler ki onların miktarı tedariği sınırlıdır ya da zamanlı bir şekilde tam vaktinde zamanında yenilenemezler diyor cevap Edirne. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir bağlaç sorusu var. Yapı olarak şaşırtabilecek ama anlamca oturduğundan emin olduğumuz bir doğru cevabımız var. İnceleyelim diyor ki ee, çok böyle bir turist destinasyonu olmaması ne yapar göronlantı arkadaşlar? Eksi yapar doğru mu? Şimdi burada bir sadeleştirme olmuş. Aslında elinize dikkat ettiyseniz ee, özne yok, fiil yok değil mi? Büyük ihtimalle özne ve fiil yoksa. Ortak özne kullanılmıştır. Yani burada çok da böyle turist mekanı olmayan şey Grönlandtır, tamam mı? O zaman e, olumsuz diye ben üstüne işaret koydum devam ediyorum. Grönland bazı muhteşem manzaralar sunar, devasa buzul tabakaları gibi, canlı bir deniz manzarası gibi, nadir ve kıymetli yabani yaşam gibi balinalar foklar, kutup ayıları ve kartallar gibi. E, burasının yorumuna baktığımda ise pozitif. Eksi artı ekim bağlar tabii ki bir zıtık bağlacı. Hangisi bunu yapabilir arkadaşlar aşağıda şıklarda? Sadece denizli oldu ve denizli oldu. E rağmen ifadesi hakikaten ortak özne mevcutsa Grönland'dan bahsediyor burada. Ne yapılabilir? Sadeleştirilebilir. Bir çevirelim ilk önce isterseniz. Diyor ki e ee, Bir turist mekanı için çok fazla şey sunmamasına rağmen yani çok da böyle bir turist mekanı olmamasına rağmen Göranland muhteşem bazı manzaralar, e, devasa buzul tabakaları gibi, canlı deniz manzarası gibi, nadir ve kıymetli vahşi yaşam gibi ki onun da örneklerini veriyor. Balinalar, foklar, kutup ayıları ve kartallar gibi bunları sunar diyor. Bir koz sebep sonuç anlatır çünkü dığı için. In case olması durumunda ana cümlesinde mutlaka tedbir ister, when olduğunda olduğu zaman zaman uyumu ister, as long as dığı sürece paralel bağlar. Değerli arkadaşlar merhabalar bir kelime sorusu var elimizde hemen incelemeye başlayalım. Diyor ki bir ekosistem içerisindeki çeşitli popülasyonların boyutları hastalık, avcılar ve rakipleri tarafından kontrol altında tutulur. Virgül which öndeki tüm cümleyi niteleyen bir sıfat cümlecidir ki bu bir popülasyonun çok büyük hale gelmesini önler ve ekosisteme zarar vermesini engeller. İyi bir şey mi doğuruyor? Evet aslında değil mi? Kontrol altında tutulması iyi sonuçlar doğuruyor. Şimdi bizim yapacağımız şey itten başlayıp noktaya kadar devam eden sıfat cümlecinin içine ki bu sıfat cümleci ekosistemi niteliyor bir kelime bulmak, bir fiil bulmak. Hangi ekosisteme e, zarar vermesini engelliyor olabilir bu durum? O ve diğerlerinin ki it dediği aslında yukarıda hani büyümesi çok büyük hale gelmesi engellenen popülasyondur. O ve diğerlerinin ne yaptığı ekosisteme zarar vermesini engeller? Depend on dersek evet o ve diğerlerinin diyor bağlı bulunduğu gayet de güzel oldu aslında değil mi? Bağlı bulunduğu ekosisteme zarar vermesini engellemesi iyi bir sonuç doğurur beklesin. Absorbin içine çekmek soğurmak demektir. Bağlam olarak uygun değil zaten. Respond to belki çaldırıcı olabilir. O ve diğerlerinin tepki verdiği ekosisteme zarar vermek ama yani ekosisteme tepki mi veriyorlar yoksa o ekosisteme bağlılar mı diye düşünürsek Sanıyorum Adana'daki Depend On Response To'dan çok daha doğru bir cevap olacaktır. Elaborate On bir konunun üstünde detaylandırmak, detaylarını açmak demektir. Anlamlı değil yine. Substitute For alternatifi olmak, yedeği olmak demektir. Yine anlamca uygun değil. Böylelikle A şıkkı Depend On bağlı olmak, bağlı bulunmak doğru cevap olarak işaretlenmelidir arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar karşımızda bir bağlaç sorusu var inceleyelim diyor ki ikinci dilleri öğretmenin dil duyumsal metodu e, kökenini ikinci dünya savaşından alır diyor ki o zaman yani bu ben bir sıfat cümleci yapıyor ve ikinci dünya savaşında olan bir şey anlatacak o yüzden de past tense var dikkat edin ki o zaman diyor Amerikan ordusu yabancı dilleri öğretme için ordu metodunu geliştirdi. Yabancı e, dil öğretme için metot geliştirmiş olması Amerikan e, ordusunun nedir? Artıdır. Olumlu. Boşluk. Öğrenciler onları kolay e, kolaylıkla çabucak öğrenirlerdi diyor. İyi bir şey mi? Tabii ki çabuk öğrenmeleri iyi bir şey. Artı ya artı. Bu durumda even though'a e rağmen zıtlık elenir annes medikçe madıkça mesle, massa artı eksi bağlar bir nevi zıttıktır elenir. Ondan sonra if'ten sonra would ve will kullanılmaz kuralıyla bursadaki if de elenir arkadaşlar. Eğer anlamındadır biliyorsunuz. Peki in case mi mi? In case'den sonra önlem alınması gereken istenmedik kötü bir olay ya da durum gerekir. Öğrencilerin hızlı bir şekilde dilleri öğrenmesi istenmedik bir durum değil. O yüzden in case'i de eledik. In case durumunda demektir. Hemen yanına istenmeyen kötü bir şey. Ana cümleye önlem tedbir ister. Geriye bir tek kim kaldı? Sodet kaldı arkadaşlar. Sodet olsun diye çev çevrilebilir. Ya da e, böylece böylelikle anlamıyla da çevrilebilir. İki şekilde de bir deneyelim isterseniz. Diyor ki öğrenciler onları hızlı bir şekilde öğrensinler diye Amerikan ordusu yabancı dilleri öğrenmenin öğretmek için e, ordu metodunu geliştirdi ya da ordu metodunu geliştirdi Amerikan ordusu yabancı dilleri öğretme için böylelikle öğrenciler onları kolaylıkla öğreneceklerdi. Cevap Denizli sodet.